Sevgili gençler merhaba. Güzel bir soru sormuşsunuz yine kendinizden. Yapay organ üretmenin dinen bir sakıncası var mıdır diye. Herhalde doktor olanlarınız ve bu alanda laboratuvar çalışması yapan arkadaşlarımızın suallerinden ya da hastanede böyle bir şeyle teklifle karşı karşıya kalmış annesi babası kendisi için uygulamakta bir sıkıntı var mı diye soruyorsunuz. Öncelikle yapay organ işlevini yitirmiş veya yitirmekte olan ve genellikle hayati önem taşıyan organların yerine bu organların işlevlerinin bir kısmını ya da tamamını geri kazandırmak amacıyla tasarlanan mekanik malzemelerden veya doku mühendisliği yoluyla üretilen organ olduğunu bilelim. Çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmeden bir şey hakkında fikir yürütemezsiniz. İhtiyacı olan şey ile karşılığındaki şeyin gerçekten kullanıldığında insana ve insanlığa ve çalışma hayatına gelecekteki yeniden yapılacak olan araştırmalara katkı sağlar mı sağlamaz mı bunu iyi düşünmek lazım. Hayati organlardan herhangi birinin yetmezliği bu organın işlevlerinin yeniden tasarlanıp yapıldığı durumlarda hastanın ölümüne neden de olabilir. Organ nakli başka bir insandan ya da yapay organla bu ne şekilde sağlanır işte bunları konuşacağız. Çünkü hayati organlar oldukça karmaşık yapıya sahip. Yani karmaşık derken bize göre karmaşık. Allah o kadar muhteşem yaratmış, o kadar muhteşem işlevler vermiş ki. işte bunu yapay malzemeler tarafından taklit edilmesi gerçekten çok zor. Kalbi birebir yapamıyorsunuz. Gözü birebir yapamıyorsunuz. Olmuyor. İşlevsellik bakımından çeşitli ödünler verilerek tasarlanır elbette. Çünkü güzel taraflar olmakla beraber zorlayıcı tasarımı sıkıştıran, uygulama sahasını daraltan bazı hassasiyetleri vardır. Peki diğer organ, organlar ne? Onlar hayatı olmayan organlar, duyu organları. Onları mı ya da yapay organ vasıtasıyla bunlar ancak nakil yapılabiliyor. Son 30 yıldır yapay organlar insan vücudunun yaklaşık 40 farklı kısmına düzenli olarak nakledile gelmektedir. Öncelikle tabi dini, vicdani, kalbi açıdan değerlendireceğiz. Bir, zaruret halinin bulunması. Yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığını meslek ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir hekim tarafından tespit edilmesi çok önemli. Yani hekim güvenilir olacak. Bu tespiti o yapacak, bu yapılabilir diyecek. Tabi olarak müdahil olan kişinin ehliyet sahibi olması. İki, hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine doktorun yüksek düşüncesinin bulunması. Yani zanlı galibinin çok olması. 3. organ veya dokusu alınan kişinin bu işlem yapıldığı esnada ölmüş olması. Yani ölen bir kişinin dokusunu ve organını alarak bu işlem yapılabiliyor. 4. toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında daha ölmeden önce buna izin vermiş olması gerekir. Yani ben hayattayken organlarımı bağışlıyorum diyerek imza atmış kişinin organlarını hastanede alıp değerlendirebilirler. Böyle kullanılmaması hususunda bir beyanı varsa müstesna. Ama böyle bir beyan olmak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. Anne babası yine de razıyım. Çocuğum böyle dedi ama ben de razıyım diyerek onun da görüşünün alınarak işlemin yapılması. 5. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, ticarete dökülmemesi. Çünkü bu ticarete döküldüğünde insanlar öldürülmeye başlanabilir. Bu ticarete döküldüğünde oğlum, kızım bir mideni sat da bir iki ucundan bir tanesini çift olan organlarından bir tanesini ver de biz de hayatımızı sürdürelim yoksa öleceğiz diyerek çocuklara ya da yaşa ileri olmuş artık hayatta hiçbir işim gücüm yok diyen insanların bu şekilde çıkış noktalarına gidebileceğini düşünür İslam. 6. Tedavisi yapılabilecek hastanın da kendisine yapılacak bu nakli aslında rıza göstererek ortaya koymasıdır. Ben istemiyorum, siz zorla koyuyorsunuz olmayacak. Bu koşullar tıbbi olarak organ nakli için izlenen yöntemle organ bağışı için gözetilen etik ve hukuksal hususlarla birebir örtüşmektedir. İslam dini düşeni kaldırmaya gelmiştir sevgili dostlar. Böyle yere düşeni kaldırmaya gelmiştir. Bir insanı hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Çok büyük kaza geçirdiğimde, ölümden döndüğümde doktor başıma gelip, bir tane doktorumuz böyle söylemişti. Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir insanı hayat verirse bütün insanlığı hayat vermiş gibidir. O yapay dokuyu, yapay organı yapan, hazırlayan, taşıyan, getiren, açan, cerrah, müdahale eden, hekim hepsi o insanı hayat verdiği için bütün insanlığı hayat vermiş gibidir. İşte insanlığın son geldiği nokta bilgisayar teknolojisi Bunlar da kullanarak insanlığın şifası için bunları kullanmamak en büyük vebaldir. Bazıları diyor ki ecel geldi tıbbi müdahale yaparak kurtarırsak Allah'ın muradına aykırı davranmış oluruz. Olur mu şey? Bunu kullanmak sevap, kullanmamak günahtır vebaldir. Öncelikle doktorlarımızı, bu hizmete öncülük edenleri, hakaniyetle hizmet edenleri yürekten kutluyoruz. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Zira kaza geçirdiğimiz anda pik değil. Yani böbreklerden mesaneye doğru giden o organdaki ipliği, o organdaki başka varlıklardan elde edilerek oluşturulan yapay ipi ipliğime çekiniyorum çünkü başka bir malzeme. Çünkü o böbreklerin çalışma halinden mesaneden çıkışı sağlıyor. Efendim yapay olan bir şeyi vücutta olmaz durmaz diyerek eğer ölecekse hasta bırakın olsun Allah canını almak için bu kazayı var etmiştir diyerek tamamen kadere razı olarak müdahaleye hayır diyerek bir insanın ölümünü seyirci kalmakta toplum olarak hepimizin mübadeli. Onun için tıp hususunda mutlaka gençlerimiz kendini yetiştirmeli ve dünyadaki bütün sistemleri artık dünyanın bir ucunda evinde otururken bilgisayarla ameliyat andaki hastayı ameliyat masasında Robotu koordine ederek vücudun içerisine girip oradaki arızayı gideren doktorlar var. Burada onun 20 saat uçacak, yetişemeyecek bile. Ama onun eli, onun gözü ve bedeniyle bir olup oradaki dahli o hastanın hayatını kurtarıyorsa bu doktorun ellerinden öpülür. Onun için sanata, maharete, bilgiye, beceriye ve alandaki uzmanlığa saygı göstereceğiz. Organların yapay olarak da hazırlanmış olması bedende sıkıntı olmadığı sürece insanların kullanabileceği, kullandırılabileceği bir durumdur. Bu hususta evvelden farklı görüşler verilmiş olabilir. Bugün teknolojinin geldiği nokta bambaşka bir yere geldi. Ve bu imkanları kullanmak, teknolojiyi veren de Allah, kullandıran da Allah, öğreten de Allah, sistemi insanlar üzerinde uygulatan da Allah. Her ne kadar insanlar kullanıyor olsa da insanlığın hayrına, yaşamına, hayatta kalmasına ve daha da hayırlı uzun ömürler vesilesine olacaksa bunu kullanmamak vebadir, kullanmak sevaptır. İnşallah doktorların hekimlikleri adi olsun, parmakları huzurlu olsun, doğru dokunsun, hastaya şifa veren eller olsun, Fatıma anamızın eli olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eli olsun, Lokman Aleyhisselam'ın şifalı elleri olsun, şifalı diller, şifalı gönüller, şifalı eller olmak için kendinizi tanımalısınız. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hayata ve hayatınıza dair aklınıza gelen bütün soruları sorabilirsiniz. Unutmayın her şeyin akli, vicdani, kalbi, dini, ilmi ve hayati cevabı mutlaka vardır. Siz cevabı almak üzere sorarsanız cevabı size mutlaka söylenir. Biz de dersimize çalışırız. Bildiğimizi söyleriz, bilmediğimizi istişare ederiz, cüphaneye gideriz, danışırız ve son sistemde, son dönemde, bugünün ihtiyacıyla size cevap bulmaya çalışırız. İnşallah doğruyu söyleyen, doğruyu aktaranlardan oluruz. Dua ile başladık, yine dua ile bitirelim. Bu organların tamamı bize emanet. En güzel şekilde taşıyalım ve kaderinin kıymetini bilelim ki bize hizmetleri güzel olsun. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Rasulallah.